Herkese iyi akşamlar. Cuma bugün, ben geldim eve. Nasıl gözüktüğümle alakalı hiçbir fikrim yok ama iyi gözükmediğimin farkındayım. Böyle birkaç günlük zor ve böyle sıkıntılı bir süreçler yaşadık. Arkadaşımla alakalı. Hani bir rahatsızlığı çıktı falan, böyle hani onunla uğraştık bayağı. Hani doktor dolaştık yani kısacası. Dün gece de en son hani noktayı koydular. Hallettik sayılır. İnşallah hayırlı sonuçları olur bundan sonrası için. Dün onlardaydım ben. Birlikte gittik hastaneye. Birlikte kaldık yani. Bayağı da geç falan yattık. Hani böyle yani yalnız bırakmak istemedim onu. Neyse, inşallah dediğim gibi güzel sonuçlar alır bundan sonrası için. Gerçekten aşırı yorgun ve böyle şey hissediyorum kendimi ama böyle bir kendime geleceğim inşallah. Şu üstüm başımı bir değiştireceğim. Biraz elime yüzüme çeki düzen vereceğim biraz sonra. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? 2 gündür görüşemiyoruz yine. Ben böyle birkaç alışveriş yapmıştım. Onları göstereceğim size. Sonra da hamur kızartmak istiyorum. İster misin sen? Pesmet gibi. Fark etmez. Pesmet'ten. Olur. Hemen gösteriyorum. Şu Viking'in tuvalet temizleyicisinden aldım. A101'e gelmişti. Ben geçenlerde bu çok amaçlı temizleyiciden almıştım. Bu Viking'in çok memnun olanları duymuştum Viking'den. Çok amaçlı temizleyicisinden almıştım. Hani gerçekten çok beğendim. Yani o parlatması, yani verdiği koku falan cidden çok hoşuma gitti. Kokusu efsane ya. Evet. Mutfak spreyini istiyordum aslında ama aldığım zaman sadece bu kalmıştı. Bim'den almıştım ben bunu. Ya geçen hafta değil, önceki hafta. 2 hafta önce zannediyorum. Geçen hafta. Sen izinliyken almıştık. Öyle miydi? Ha. Cuma almıştık abi. Aynen. Salı gelmişti. Biz ya çarşamba ya cuma almıştık. Hı. Evet. Sadece bu kalmıştı. O yüzden bir tane bundan almıştık. Şimdi A101'e baktım. Aa, inanamadım. Hem bu tuvalet temizleyicisi hem de bu mutfak spreyi. Hani umarım anlatıldığı kadar güzel bir üründür. Denemek için öyle bir aldım. Sonra bir tane şu Petito'dan aldım Çınar için. Bir tane şu Carmen'in derecesinden aldım. Sonra 3 tane şunlardan aldım. Bir tane Lays aldım. Bir tane de Emir Süt aldım Çınar için. Bir de söylemiştim zannediyorum geçen saçlarımda, bir önceki videomda saçlarıma maşa yaparken bu saçımı komple dalga yapan maşadan da aldım. Almak istiyorum mu dedim, aldım mı dedim çok bilmiyorum ama hani geçen haftalarda almıştım. Bugün geldi daha. Denedim ofiste açıp. Kendimi denemedim tabii. Bunu düzleştirip mi yapman lazım? Ya, hala sıcak. Sen yeni mi yaptın bunu? İnanamıyorum. Niye o zaman sarıp koydun yavrum? Yeni dediğim yani 15 dakika falan olmuştu. Ofisten kalan sıcaklık. Ben de ofisten kalan sıcaklık zannettim. Yuh dedim ya. Bu şekilde burası 2 maşa. Burası da tek maşa. Böyle birlikte yaparız, bir gün deneriz. Uyguna denk geldi. Yani normal şartlarda 400 lira falan bunun fiyatı. N11'de Sevgililer Günü indiriminden artı N11'deki puanlarımı da kullanarak böyle kazandıkça kupa, oynadıkça diye harcadıkça kazandığınız indirimleri falan da ekleyerek böyle 180 lira falan gibi bir fiyata aldım. Bakalım yapıp göreceğiz. Şimdi bir çay koyayım, sonra hamur yoğurayım. Pesmet yapayım eğer. Derya da gelecekti. Aa! Ne kadar şaşırdım. Evet evet, o da gelecek. Bir bakayım o ne alemde. Ona göre başlayayım hazırlamaya.
Günaydın. Biz uyandık. Kahvaltı hazırlamaya başladık Hakan'la. Şimdi patates kızartacağım ama bu kızarttığım pateste hani bu unluyorum ve karbonat koyuyorum. Böyle bunu soran birkaç arkadaş olmuştu. Ben hemen kısaca nasıl yaptığımı göstereceğim. Patateslerimi bu şekilde doğradım. Sonra şöyle bir kaşık yani patatesinizin fazlalığına, miktarına göre bu oranı arttırabilirsiniz. Daha sonra da birazcık da karbonat ekliyorum. Böyle yaklaşık bir çay kaşığı kadar diyebiliriz. Daha sonra aslında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle salladığınız zaman zaten bütün patateslerinize unun ve karbonatın yapıştığını göreceksiniz. Çok tabii bunu süzgeçte yapmam ne kadar doğru gördünüz. Bütün unu aşağı verdi. Neyse. İşte bu kadar. Ben şimdi bunu yağda normal patates kızartıyormuş gibi kızartacağım. Sonra da kahvaltımızı hazırlamaya devam edeceğiz. Bakın size tam burada bir suçlu eli göstereyim. Şu camın şurasını görüyor musunuz? Şurada Çınar oraya elini yapıştırmış. Nasıl bir iz çıkmış, inanamadım ya. Diyorum ki Defne'ye suçlu yakalandı, parmak izi orada çıkmış, komple avcunu yapıştırmış ortaya. Cumartesi bugün kızlar. Sabah kahvaltımızı yaptık gördünüz zaten. Sonra böyle birazcık evleri toparladım. Temizlik yapmayacağım bugün. Yarın yapacağım temizliği. Hep kalmış anneciğim burnunda. Gidip onları temizler misin? Şurası kalmış. Orada kalmış. Şu kenarlarda kalmış. Gözünün şuralarında kalmış. Harbiden. Bu siyah nokta maskesi var ya Garnier'in. Ondan Garnier Farmasi'nin. Pardon. Onu yapmış da. Ama temizleyememiş. Aşkım güzelce yık anneciğim hadi. Bu yıkanır mı? Tabii ki de yıkanır anneciğim. Ya bu şey yap. Yıkayarak çıkart yani. Temizliği bugün yapmayacağım, onu söylüyordum. Yani yarın yaptığım zaman çok daha temiz oluyor en azından. Şimdi yaparsam yarın yine aynı. Ben kendim biliyorum, duramayacağım. Yarın tekrar yapmaya çalışacağım. O yüzden bugün böyle hafif hafif, zaten saat 3.30 olmuş. Bir uyanamadım bugün ya. Hakan da aynı şeyi söylüyor. Çok da erken kalkmadık aslında ama kahvaltıdan sonra o kadar bir ağırlık bastı. Kahvemi falan da içtim ama hiçbir etkisi olmadı yani. Birazdan Nescafe içerim olmazsa. Çınar Bey armut yiyor şimdi mama sandalyesinde. Birazcık video izliyor. Sonra camcı çağırdı Hakan. Bu cam kulplarında sıkıntılar oldu. Bir tane zaten Çınar odasında kulp yoktu. Biz geldiğimiz zaman da yoktu. Ben onu böyle sıkıştırmıştım bir şeyle. Şimdi tam kapanmadığı için bu Çınar'ın odası da havalandırmaya baktığı için ufacık bir seste Çınar direkt
uykuya dalacağı sırada irkiliyor. Normal şartlarda sese çok etkili bir çocuk değildir. Onu yaptıracağız. Hani Allah'tan Çınar'ın yatağı böyle çatılı olduğu için tam çatının olduğu yere geliyor ve hani Çınar istese de o camı açamaz. O yönden içim çok rahat yani. Mutfağın camı da aynı şekilde oldu. Onun da işte böyle çift taraflı cam. Ama nasıl adi bir şey kullanılmış ya da çok eski bir şey mi bilmiyorum. Hani çok da eski yapıldığını düşünmüyorum camların. Onlarınki de hepsinin içerideki mekanizması kırılmış. Yatak odasında da var aynısı. Yatak odasında hem balkonun kapısı var hem de yanında bir tane açılır cam var. Onun da mekanizmasında sıkıntı var. Onun da kolu boşa dönüyor ama Allah'tan orası kapalı. Yani kapalı durumda bozuldu en azından. O yüzden dedim ki ona hiç dokunmayın. Yani o öyle kalsın. Zaten balkon kapısı açılıp kapandığı için o şekilde camını da silebiliyorum. Dışarıda çıkabiliyorum yani bir sıkıntı olmuyor. Sonra işte şimdi Hakan aşağı indi Üsküdar'a. Gerekli bir şeyler istediler hani malzemeler. Onları alacak. Üstüne de bir elektrikçi çağıracak. İnşallah bulabilirse. Gerçekten elektrikçi bulamıyoruz. Çok enteresan değil mi ya? Vallahi. Bence enteresan yani. Aspiratör takmaya şuradakiler gelmiyor. Arçelik geldi. İşte oradaki kablo açık olduğu için ben bunu takamam dedi. Hani bir elektrikçi gelsin o da aynı şeyi söylesin. Tamam taktırmaktan vazgeçeyim yani. En azından yani o tarafa bir şey yapabilirim. Ne bileyim hani o mutfak tarafına bir şeyler yapmak istiyorum ama bilmiyorum yani ne kadar olayı şeye geçirebilirim gerçekten uygulamaya. Onu bilmiyorum yani. Yemeğimiz yok. Evet yemeğimiz yok dedim. O anda aklıma tavuğu çıkarmadığım geldi. Tavuk çıkartacağım buzluktan. Bir tane tüm tavuğum var. Onu çıkarıp haşlayayım mı diyorum. Hakan Carrefour'dan almıştı tüm tavuğu. O da... evet, kızartmalık mı yapalım yoksa şey mi yapalım Defne? Izgara tavayı çıkartalım ya. En güzeli. Yani tavuk, kızartırız pilava da tavuk susuz yaparız. Tavuk susuz her şeyi yapabiliyorsun. İşte Carrefour'dan almıştı tavuğu Hakan. Ben de hemen dışarı çıkmam lazımdı o gün. O yüzden parçalayamadım da kendim. Hani direkt buzluğa at dedim Hakan'a. Tüm şey yaparım. Tümden haşlarım belki fırında kızartırım falan. O tarz bir şey yapabilirim. Oyun Kapitol'e gitmiştim ben hatta. Bu alışverişe gittiği zaman Hakan'ın. Yorumlardan sevinçti galiba. Tam hatırlayamıyorum. Kapitol'de görmüş benle Defne'yi. Ama işte hani rahatsız ederim diye gelmek istememiş. Üzüldüm gerçekten. Hani... Bir yerlerde karşılaşırsak inşallah ben çok mutlu olurum sizi tanıdığım için. O yüzden asla böyle bir düşünceye kapılmayın rica ediyorum sizden. Neyse inşallah bir dahaki sefere karşılaşırız ve bir kahve içeriz birlikte. Şimdi ne yapacağım? Çamaşır atacağım. Hem balkonda hem Defne'nin odasında çamaşırlıkta çamaşırlar var. Onları toplayıp katlayacağım. Ama inanın bunların zerresini yapmak içimden gelmiyor. Ama çamaşırı makineye atacağım. Mecburen de serecek yer olmadığı için en azından bir yerdekini toplamak zorundayım yani. Balkona sermem. Balkona sermeyi sevmiyorum aslında çok. Yani çamaşırın kokusu kayboluyor. O da benim hoşuma gitmiyor. Böyle temiz kokmuyor gibi geliyor bana. Değil mi tatlım? Çınar. Dün böyle Çınar'ın ayağında böyle... Sivrisinek ısırığı gibi bir şey oluşmuş böyle birkaç yerinde. Sonra kaşınıyor. Onu böyle efendim anneciğim. Şey nerede? Çerçeve. Ha. Küçük tuvalette. Onu böyle ne diyecektim ya? Çınar'ın ayağı. Ay, tebrik ederim Defne'ciğim. O kadar unutkanlık var ki. Sonra o böyle kabarıklık ayağının altına doğru devam etti, büyüdü. Ardından diz kapağındaki gerçi daha geç saatte oluştu. Hemen doktoruna fotoğraf çekip gönderdim. Hani bir alerji ilacı verin, işte bir tane krem adı vermiş, onu sürün demiş. Evet hani böyle birazcık toparladı yani kaşıntısı geçti en azından. Sonra da komple o şişlik falan gitti.
Yatarken üstünü değiştiriyorum, pijamalarını giydireceğim. Bir baktım bacağının kenarında da var. Vücuduna falan iyice bakmıştım aslında ama hani bacağının o kenarında hiç olabileceği aklıma gelmedi. Saçma bir şey olmuş ama. Neyse. Baktım hemen o da böyle bir anda sönmeye başladı. Dün de doktorumuz acilde nöbetçiymiş şansımıza ama neyse ki ihtiyaç duyulmadı. Yani bayağı toparlayıp yattı, uyudu. Yani herhangi bir sıkıntısı olmadı çok şükür. Şimdi onu söyledim işte. Bugün sabah da çok şükür tekrar bütün vücudunu kontrol ettim yine üstünü değiştirirken. Allah şükürler olsun, geçmiş. Yani muhtemelen bir şey alerji yaptı. Ama Allah'a şükür bir sıkıntısı kalmadı. Aşkım oradan. Şimdi size ne aldığımı göstereceğim. Hani bahsetmiştim ya geçen hafta pazardan tam böyle bir tane çerçeve alıyordum. Ama biz tam döndük yemekten, o sırada gördüm ki çerçeveyi adam satmış. Satıyor yani gözümün önünde. Dün de arkadaşım işte Derya aradı. Pazara geçiyorum, bir şey istiyor musun dedi. Dedim lütfen o çerçeveciyi bulursan bana bir çerçeve. Onu göstereyim şimdi size. Şöyle göstereyim. Böyle bir çerçeve aldım. Aslında yapımı çok basit. Kendim de yapabilirim ama hani uğraşacak zaman işte gidip bulacağım tahtasını, ipini falan filan. Ben uğraşmayayım dedim. Hazırını yapmışlar. Adamları da bir iyiliğimiz dokunsun. Bu şekilde. Şimdi ben bunu şeye asacağım. Hole. Holdeki o uzun tarafa asacağım. Hani rengini boyasam mı çok bilmiyorum aslında ama yok, boyamaya da bilirim. Bence gayet güzel bir rengi var. Aynen, muhtemelen boyamam. Sosyopix'ten bu şeyli fotoğraf çıkar. Polaroid fotoğraf siparişi verdim. Polaroid fotoğrafları asacağım bunun üzerine. Böyle işte. Camcılar geldi. Kızlar, buraya monte ettim. Boyamayı düşünmüyorum dedim ya. Şu anda gerçekten hiç düşünmüyorum. Çünkü kapılarla falan gayet iyi oldu. Şu şekilde göstereyim. Şurada da tablo duruyor hala. Hani burada benim aynam var biliyorsunuz. Tam da bunu böyle ortaladım gibi şuradaki kirişe göre. Sanki birazcık geride de olmuş olabilir. Birazcık bu tarafa da alabilirmişim. Neyse önemli değil ya. Böyle koydum şimdilik. Şu an şunu fark ettim ki Çınar'ın doğduğundan beri hiçbir albümünü, fotoğrafını albüm yapmamışız. Yani bastırmamışız. Zaten minik şimdi olay. O Polaroid fotoğraflardan bastırdım ama gerçekten telefonu bir kontrol edip Çınar'ın resimlerini bir bastırmak istiyorum. Bu tatlışı biliyorsunuz evimde, diğer evimde buzdolabının üzerindeydi. Defne'nin minik. Bana benziyor birazcık, tanıyor musun? Evet, sana. Bu benim canım annem. Bu da güzel kızımın birazcık büyümüş hali. Geçen sene. Böyle işte. Şimdi fotoğraflarım geldiği zaman tabii ki bunları kaldıracağım. Yani o miniklerden asacağım. Bence böyle güzel duracak diye düşünüyorum. Ya şöyle göstereyim. Hani neden böyle astığımı göstereyim. Tam şu aslında iki duvar arasına, burayla bura arasında, buradaki kolonun arasına asmış gibi dursun diye öyle yaptım. Konuşamadım da. O yüzden bence iyi oldu. Bakarım, eğer hoşuma gitmezse minicik bir çivi zaten birazcık bu tarafa doğru tekrardan hallederiz. Bu arada Çınar'ın odasını da göstereyim size. Şöyle iki tane kilit taktırdık. Çünkü açma Ali'cim, bırak dursun öyle. Bunların takımları farklıymış. Yani tabii ki mutfaktaki camın ölçüsüyle buradaki camın ölçüsü farklı olduğu için bunların içindekiler de böyle keserek falan yapılacak bir şeymiş. Burası bayağı uğraştırıcı bir şeymiş. Ben dedim zaten ben bu camı açık kullanmıyorum. Hani zaten çocuk odasının camı. Sadece bana sesi engellesin yeter. Dedi ki o zaman hırsız kilidi takalım. Çünkü diğerine hiç gerek yok dedi. Madem açıp hani kullanmıyorsanız dedi. Zaten dedim ya Çınar'ın yatağının kenarındaki tahta camın açılmasına engel oluyor. Yarım açılıyor. Hani içini falan silerken o şekilde silebiliyorum. Dış tarafını zaten mutfaktan siliyorum. Velhasıl şimdi
Hakan adamcağımın iç mekanizma ölçüsünü aldı. Hakan'a verdi. Hakan aşağı inecek işte. Bulabilirse mekanizma bulacak. Adam gelip takacak. Yoksa adam hani ben kendim adam diye. Arkadaş gelip kendi takacak yani. İyi oldu. Bir de şimdi bir elektrikçi derdindeyiz. Taktıracak iki tane raf var Defne'nin odasına. Ama bir şey diyeceğim. Efendim? Bir tane şeyin üstünde. Tamam canım işte onu çıkarttıracağız. Yani o rafın sağlam bir şekilde takarlarsa kitaplarını bile taşır o raf yani. Taşımaz. Biz taşır anneciğim, biz onu minnacık şeyle takmıştık. Hani oradaki delik kapansın diye. Taşısın taşımasın önemli değil yani. Şey değil hani, oraya raf istemiyor musun o beyaz dolabın üstüne? Oraya taktıracağım da. Tamam, bir tane de bir tarafa taktırırız işte. Bir de aspiratörü söylemiştim. Bir de bir askı almıştım ya. Bu Vipahmet askıları, IKEA askılarından daha doğrusu Vipahmet, onun yani Instagram sayfası Vipahmet. Adamın adı tabii ki Ahmet'tir herhalde. Hani ondan almıştım Instagram'dan. O aldım, hala duruyor. Onu taktıramadım. Yani böyle bir şu işleri bir halledeyim istiyorum. Bugün en azından bir iş yapmayacakken sadece bir yemek yapacağım. Bahsetmiştim. Çınar'ın çorbası var zaten. Birazdan Çınar'ın çorbasını da içiririm hatta. Gerçi armut yedi az önce ama bayağı da yedi maşallah. Ona birazcık da armut verir misin anneciğim? O kalan armutun kenarından birazcık kesebilirsin. Kızlar işte böyle. Valla özlemişim sizinle konuşmayı ben yine. Böyle bir çenem açıldı. Kızlar, rafımızı astık. Biz astık Hakan'la beraber. Matkap yoktu ama bir daire delerek yaptık. Bence gayet şık oldu. Şimdilik bu vardı elimde, bu çiçek vardı, onu oraya koydum. Normal şartlarda biliyorsunuz sepetim büyük olsaydı eğer ben baharatlıklarım için düşünüyordum ama sonradan şöyle bir şey düşündüm ki şimdi ben bunu buraya astım. Masa burada. Masayla arasında şöyle bir fark var. Şöyle uzaktan göstereyim. Şu kadar oldu yani. Şöyle diyeyim. Hani bunu da bir tık üste astım ki yani bir kare budur alta astaydım eğer tam böyle otururken Çınar'ın yani elini uzatma mesafesinde olacaktı. Hani şu anda belki masanın üzerine çıkarsa ulaşabilir. Nasıl olmuş sizce? Acaba bir kat alta indirsem mi? Hem onu sorayım dedim hem de göstereyim dedim. Bence çok şık duruyor. Ama biraz neredeyse tavana yakın olması, dediğim gibi Çınar'dan ötürü yani. Şöyle bu şekilde. Yani masamla arasında birazcık fark olmuş olabilir. Bilemedim ya valla. Bilmiyorum, belki bir tık altı alabilirim diye düşünüyorum ama o zaman işte Çınar'ın çok elinin altında olur diyorum. Ama yine sizden de fikirlerinizi bekliyorum. Ben bu videoyu burada kapatayım. Yarın yepyeni bir video ile karşınıza çıkayım. Böyle bütün günleri birleştirmiş gibi olmayayım. Bugün çünkü sadece bir yemek yapacağım. Tavuk yapacağım, pilav yapacağım. Hani farklı bir şey de yapmayacağım, göstermeye değer diyeyim. Ya da hani her zaman daha önce yapmadığım bir şey yapmayacağım. Ondandır ki ben videomu burada kapatayım. Hatta editleyeyim, yükleyeyim size, akşama yetişsin. Yarın da inşallah bir temizlik videosu. Sonra artı bir yemek falan yaparsam onları da eklerim. Yine o şekilde görüşmüş oluruz. En azından hafta sonu değerlendirelim değil mi yani? O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Çınar'ı da göstereyim. Hiç videoda Çınar gözükmedi. Sonra bana kızıyorsunuz Çınar'ı hiç görmüyoruz diye. Çınar. Çınar. Armut mu yiyorsun Çınar? Ne yiyorsun anneciğim? Hay bay bay bir yapıyorsun. O zaman bizleri seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın kızlar.